Değerli izleyenler, canlı yayınımıza hoş geldiniz efendim. Haftanın son günü yine bir çok değerli bir meslektaşımızla karşınızdayız. Biraz haftanın değerlendirmesini yapacağız kendisiyle. Hemen hemen her konuda konuya yakın ilgisi ve bilgisi. Kendisine teşekkür ederiz. Bir kez daha bizi kırmak geldiği için sevgili Aytun Türkan'la birlikteyiz. Sevgili Aytun, hoş geldin. Merhaba. Yazdın öğretmen eylemini bitirdin. Bitti mi emin değilim. Yani neydi son durum orada? Son durum şu an biz girerken açıklama yapıyordu sendika başkanı. Yani işte hala böyle bir yüksek tonda devam ediyor ama şimdi gene bir şeyler söyleyeceğiz, tepki duyulacak. Belli ki her şey anlaşıldı ama hala daha kamuoyuna göstermelik çıkışlar yapılır. Anlaşmanın içeriği de aslında biraz eğitim, biraz ekonomi. Ortada kazanç olarak ileriye yönelik bir şeyler var eğitim sistemi adına. Sendika adına maddi kayıpların önlenmesinin bir nebze önüne geçecek bir takım ilerlemeler var. Ama evlatlarımız açısından sadece kayıp var. Yani benim görebildiğim özet bu. Evet. Yani işte dün Sayın Bakan tam sıcağı sıcağına çıktı KİTÖS ile, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile görüşmesinden programımıza geldi. Ve bu 5 maddelik uzlaşının neler olduğunu anlattı. Sevindik tabii, en azından bu iş bittiği noktasına geldik. Ama bugün yine böyle işte gerekirse eylemler devam eder, şu bu diyerek illaki toplumun huzurunu bozmaya devam edici nitelikli açıklamalar var. Ama belli ki bu iş noktalandı. Yani özeti de şu. Buyur. Benim anladığım özeti şu. Eğitim Bakanı sonuçta öğretmenlerin yasaya uygun noktada çalışmalarının sağladığı yasayla sağlıyor. Yani yeni döneme ilişkin olarak. Ve böylelikle mevcut öğretmen kadrolarını daha verimli kullanabilecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönem iki tam güne geçerken bunun ekstra bir maliyet yaratmamasını sağlamış oluyor bu saatlerdeki dengeyle. Çünkü her bir öğretmenin yaklaşık 3 saat yasaya göre çalışması gereken, yanlış anlaşılmasın, yasasına göre çalışılması gereken saati daha önce çalışmadığı için oluşan öğretmen boşluğu şimdi bu ikişer üçer saatlik yasaya göre çalışması gereken noktaya geldiği için yeni öğretmen istihdamına o anlamda, yani bu açıkları doldurma anlamda gerek kalmıyor. Dolayısıyla yeni öğretmenler de yeni okullarda artan nüfusa yönelik olarak sistemin içerisine girecek ve önümüzdeki haftada bir günden iki güne, iki tam güne çıkıyor eğitim. Bunun için kullanacak. Eğitim Bakanı bu noktada kendince bir kazanç sağlamış oldu. Nakiller konusuyla ilgili öğretmenlerin nakilleri açılıyor. Burada öğretmenlerin bir kazanımı oldu. Ama asıl kritik nokta, kimsenin çok da üzerinde durmadığı ama 5. madde aslında her şeyi özetliyor. Bence o 5. maddede netlik olmadı diye herhalde bugün biraz daha şeyler yükseliyor, sesler yükseliyor sendikadan. Grev yasak, yani grevin ödemeleriyle ilgili bir şey var, anlaşmazlık var. Yani Eğitim Bakanlığı dedi ki siz şu kadar gündür tam gün grevdesiniz. Dolayısıyla bunu sizden kestim. Yani ciddi rakamlar bunlar. Yani insanlar bilsin diye söylüyorum. 4500 öğretmen var. Yani 19 milyonlardan filan bahsediliyor rakam. Ve sonuçta bir grev fonu var sendikanın. Belli bir meblağı var bunun. Yani öyle uçsuz bucaksız sınırsız rakamlar değil bunlar. Çok büyük bir rakam var. Maaşlar çünkü yüksek. Dolayısıyla gündeleğe vurduğumuzda ödenecek rakamlar da, sendikanın ödeyeceği rakamlar da yüksek. Şimdi burada sendika itiraz ediyor. Diyor ki yo, ben tam gün grevde değildim diyor. Benim diyor şeye giren öğretmenim grevdeydi. Sınava geçiyor. Amaç sınav yapmamaktı. Sınava giren öğretmenim grevdeydi. Diğeri değildi. Yok biz 2 saat çıktıydık. Tam gün çıkmalıydık falan.
Anladığım şu, bu konuda bir uzlaşıya varılacak. Devlet verecek grev paralarını. Ya bir miktarını, yani mutlaka bir miktar kesecek. Bir miktarını, o tam gün olmayan iddia edilen noktayı, bunu da savcılık ve Sayıştay'ı devreye koyarak orada bir düzenleme yapılacak. İşte atıyorum, rakamı atıyorum şimdi, 13 milyonsa işte 5'e düşecek belki rakam, 6'ya düşecek. Sendikada o açıdan kendini garantiye alacak önümüzdeki grevler için, yeni dönemde grevler için. Bakanlıkta en azından saatlerle ilgili beklentisini karşılamış oluyor. Yasa çünkü geçmiş oldu. Eylemde noktalanacak. Kaybeden bir tek öğrenciler. Varılan uzlaşının bir diğer eleştiri noktası benim açımdan. Evet. Düşünün siz, daha var Haziran'ın bitmesi. Yani normal ekonomik takvimin bitmesine daha süre var. Sınav yapmama kararı aldılar. Mesela bizim dediğimiz ortaokul lise sistemi, yani 7, 8, 9, 10, 11, 12 şey 8, 9, 10, 11, 12'de yapmıyorlar. 6-7'de de yapmıyorlar sınavı. 6-7'de kalma da yok zaten. Yani ilk sınav neyse onu ödev notuna ekleyip 6-7 zaten bir üste geçecek. Ama 8, 9, 10, 11'de yine sınav yapmıyorlar. O sınavların yerine ilk sınav, ara dönemdeki sınav artı ödev notları binecek. Eğer kalan olursa muhtemelen bu ödev notlarda hep 10 filan verilecektir diye düşünüyorum ki kalan sayısı az olsun. Ama yine de kalan olursa çocuğun mesela ilk sınavı 1 ne ödev notu verseniz kurtarmaz. Onlar için de bir bütünleme sınavı takvimi ayarlıyorlar. Yani çocukların sınav hakkı da böylelikle ellerinden alınmış olunuyor. Bakanlığın ve sendikanın uzlaşısıyla. Yani kaybeden sadece çocuklar. Yani bu kavgada kaybeden sadece çocuklar. Hep de söylediğimiz de buydu zaten. Yapmayın bunu diye. Öğretmen saygınlığını yitiriyor. Bir taraftan hükümet belki yıpranıyor eğitim üzerinden. Kazananı yok ama kaybedeni var. Çocuklar ve veliler. Çocuklar. Elektrikte de bir eylem var. Elektrikte... Tam anlamadım ya, tuvaletler değişti diye midir bu eylem? Bunu tam anlamadım ama. Eylemin gerekçesi, dün dinlediğim ve okuduğum kadarıyla eylemin gerekçesi bu şey yatırımının yapılmaması. Yeni jeneratör yapın. Yani kararı alınan, bütçesi ayrılan, kararı alınan 40 megawattlık bir yatırım yapılacak diye bir karar var. Bununla ilgili Kıptek yönetiminin adım atmamasından dolayı yapılıyor ama Elsen her zaman olduğu gibi bir eylemi ortaya çıkarken birçok konu içine giriyor. Eylem gerekçesi ortadan yani, ya da vatandaş anlamıyor eylem gerekçesini. Evet. Şimdi yine Aksa sokuluyor işin içine. Yine benim tuvaletler var şimdi işin içine sokulan falan. Ama sizin eylem gerekçeniz yatırım konusu. Oradan çıkıyor iş. Eleştirileri alt alta sıralayacaksınız diye. Eylem gerekçenizi de kimse dolayısıyla anlayamıyor. Sendika basından iletişime geçmeye çalışıyor benim anladığım. Yani kendisinin derdini anlatmak için ama yani benim naçizane tavsiyem oldu. Yani kendinizi daha basit anlatın, daha kavram karmaşası yaratmadan anlatın diye bir tavsiyem oldu benim. Yani şöyle bir değerlendirme yaptım ben. Vatandaş için önemli olan şudur. Ödediği ücret arz güvenliği, yani paraya ödüyorum kesinti olmasın. Evet. Bu iki noktadır. Yoksa buhar türbünü mı ürettin? Gazla mı ürettin? Kabloyla mı getirdin? Vatandaşı ilgilendirmez bu. Belki anlaşılmayan budur. Evet. Vatandaş ödediğine... Günlük yaşam içerisinde. Evet. Vatandaş ödediğine ve sizin verdiğiniz kaliteye bakar. Elbette ama Esentepe tarafı verdiği o bölgeler çektiğini bilir. Sizin o çıkan üretim... Bacadan, evet. Bacadan çıkan pislikle alakalı. Elbette herkes temiz enerjiyi ister. Ve dolayısıyla kimin nasıl bir yatırım yaptığı umurunda değil vatandaşın. Yani bir elin parmak sayısı kadardır. Bunun takibini yapan, uğraşan, bu unutulmasın. UBP'si, CTP'si, DP'si, TDP'si, YDP'si, HP'si geldi geçti bu
şeylerden hiçbirinin döneminde, hepsinin döneminde kaplolar konuşuldu, yapılacağı da yapılmayacağı da şuydu buydu. Yani ya da bu yatırımlar, jeneratör yatırımları, şunlar bunlar. Bunun kavgasını elbette sendika verir. Ama şey, Aksa'yla yapılmasın, bilmem Karadeniz Enerji'yle yapılsın. Onu, sizin işiniz değil bu. Bu siyasetin işidir. Sizin elsen olarak göreviniz üyelerinizin haklarıdır, çalışma koşullarınızdır ki orada ciddi sorunları var. O tarz eylemlerde her zaman en azından birey olarak ben de, yani şöyle ben şeye çıkıyorum, canlı elektriğe çıkıyorum, direğe, düzgün eldivenim yok, hayatım tehlikede. Ya da beni o elektriğe sağlıklı çıkaracak olan bir lift yok. Evet, ciddi sorunlardır bunlar ve bunlarla ilgili grev de yapın. Ama grevi yaparken size bunu kim sağlamıyorsa onları hedef alarak yapın. Vatandaşı değil. Ama siz Aksa getirmesin elektriği. Yani Aksa değil de diğeri getirirse tamamdır, alkışlayacaksınız. Bu olmaz. Sizin işiniz de değil bu zaten. Yani firmalarla ya da bir sistemden kavga etme değil. Siz bugün gayet iyi durumda olan çalışma koşullarınız, eksikleri, az önce söyledim, bunun gibi birçok eksik elbette vardır. Bunlarla ilgili kavganızı verin. Yatırım konusunda evet yine kavganızı verin. Ama bunun nasıl yapılacağına ilişkin kavga verdiğiniz zaman, çünkü bu sizin boyunuzu aşan bir konudur. Siyaset bu iş için vardır. Hatta vatandaş siyasete bunun için yetki verir. Ülkenin yönetimiyle alakalı kararlar alması için. Bu bir sendikanın görevi değil. Sendikanın görevi kendi üyesinin menfaatlerini korumaktır. Sizin üyelerinizin menfaati korunduğu sürece de bu tür işlere girerseniz de sonuç alamazsınız. Sevgili Levent, girdiler ve sonuç alamadılar. Yani böyle bir sorun var. İşte orada şimdi dediğim gibi eksikler var. Yönetim tuvalet değişiyormuş. İşte 1 milyon TL'ye varan bir rakam. Bu da eleştiriliyor. Bilmiyorum, ben Kıptekin tuvaletlerini görmedim. Kullanılamayacak şekildeyse o da bir ihtiyaçtır elbette, değişmesi gerekir. Şey dediler, otellerde kullanılan lüks tuvaletler, bugün yeni düzendeydi, fotoğrafları gördüm. Bildiğiniz tuvalet işte, yani ya da lavabo, yani ne bileyim, bilmiyorum, çok şey öyle lüks müks gelmedi bana ama bilmiyorum. Eleştirilebilirse eleştirilsin, gidip bakmak lazım, görmek lazım. Kocaman bir bina. Her bina, her katında bilmem kaç tane tuvalet var. Yani bunları ben bilmiyorum. Kaç tuvalet değişecekler, şudur budur. Ama eğer kullanılamayacak durumdaysa tuvaletler, o da değişmesi lazım. Siz eldiveniniz yoksa o da alınması lazım. Bunlarla ilgili verin kavganızı ve bunu anlatın vatandaşa. Elbette size hak verir ama vatandaşın elektriğini keserek bunları anlatmaya kalkarsanız bunu yapmanız çok mümkün olmaz. Çünkü halkın size verdiği destek olmaz. Halkın desteği olmayan hiçbir kavgada, aynen bugün öğretmenin olduğu gibi, ben çünkü ikisini birbirine çok benzetmiştim. Evet. Halk desteği arkanızda yoksa kazanma şansınız yoktur. Düşünün ki siz, bıraktım halk desteğini, öğretmen sendikası için söyleyeyim, bıraktım halk desteğini, meclisten yasanın geçeceği gün meclis önüne toplanan yüzlerce öğretmen saat 1'e 10 gala dağıldı. Yasada içeride görüşülür. Çünkü mesai bitti. Ya yasa daha geçmedi içeride. Siz oraya ne için geldiniz? Yasa geçmesin diye, hükümetin üzerine baskı kurmak için. Mesai biter bitmez insan kalmadı. Ve bunu şeyle de konuştum. Yani içerideki muhalefet milletvekilleri de kavga veriyor. Onlar da şoklarını yaşıyor bu arada. Bir çıktık dışarıda, saat 1'den sonra kimse yok. Yani olacak iş değil. Kitleniz arkanızda değil, bıraktım halkı. Zaten kitle arkanda dursa bile bir gücün var ama halk desteği yoksa sonuca ulaşmak mümkün değil. Şimdi tabii bir yandan da ara seçimle ilgili, tek vekille ilgili tartışmalar ya da yavaş yavaş seçim havasına ben henüz girildiğini düşünmüyorum tam olarak. Belki son hafta girilir. Evet. Dün bir şey olduk en azından. Başvurular yapıldı. İşte tam onu soracağım. Başvurulara itirazlar var.
Evet, itirazlar var. Seninle girerken mahkeme muhabiriminden almaya çalışıyordum ben de şeyi, ne oluyor diye. Çünkü şu an görüşüyor evet. YSK bunu. Peki şeylerde itiraz et. İçerik nedir? Yani itiraz gerekçesi. İçerik nedir? Şu yani sevgili aday oluşma prosedürü. Evet, sevgili Meriç Erülkü diyor ki siz aday olabilmeniz için partiniz içerisinde prosedür var yasaya göre. No. Bildiklerimi paylaşayım ben de. Hı hı. Senin bilgilerini de sen de harmanla. Geçtiğimiz hafta Asım Akansoy buradaydı. Sayın Asım Akansoy canlı yayında dedi ki, geçtiğimiz cumaydı galiba. Evet. Sayın Asım Akansoy dedi ki, biz münhal çıktık. Diğer partiler çıkmadı ve şu anda dedi, YSK'da dedi, geniş katılımlı bir toplantı var. Aday belirleme süreciyle ilgili, yani YSK'nın ciddi bir itirazı var. Tabii, partilerin kendi aday belirleme tabii yani şimdi mesela bu adaydır diyemezsiniz diyor YSK. Yani önce bir münhal açacaksınız. Münhalde başvuru kabul edeceksiniz. Tamam, sen belki X adayı istiyorsun ama belki o da yani kendi içindeki önce bu. Norveç demokrasi. Tam yani. Evet. Ama yasa bu. Yani YSK yasayı uyguluyor. Evet. Sonuçta Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, ayrıca Yüksek Yargı'nın da başındaki isim Narin Hanım. Ve bir toplantıya çağrılıyor ve diyor ki yani bu mevzuatla ilgili dikkat edin kendi içinize. Benim anladığım bu. Dikkat et. Yani aday olan avukatlar da var. Evet. Tabii yani yargıçtır mesela. Hayır, aday olan avukatlar da var. Yargıçtır. Yine bilmiyorum. Ondan sonra o toplantıdan sonra ne oldu? Gündeme gelmedi bu konu hiç. Fakat dün yine itiraz edildi yani aday olma süreçleriyle ilgili. Evet, yani şu an görüşülüyor ama yani bugün çıkar bunun neticesi. Ya ben onun için bildiklerimi anlatayım dediğim, aslında Sayın Asım Akansoy'un canlı yayın anlattığı şu andaydı, YSK'daydı. Çünkü biz dedi bunu bekledik. Yani biz münhal başvurusu yaptık. Münhal açtık adayla. Yani isteyen başvursun. Çünkü siyasi parti yasası bunu gerektirir. Seçim halk oylaması yasası bunu gerektirir. Yani önce kendi içinize elimine edeceksiniz, sonra gelip evet. Bunların olmadığıyla ilgili. Yani, tabii yani bu konuyla ilgili özellikle dikkat et. Seçime giremeyen altını çiziyorum. Seçime giremeyen meclis dışı siyasi partilerin çok ciddi bir de bu konuda bir dıştan bir şeyi var. Ya olabilir. Yasa da onu, evet yani şu an yapacağım değerlendirme çok şey olacak. Yani böyle saçma gelebilir ama yani düşünün siz şimdi YSK karar verecek. Bütün parti adaylarını, ki hepsini hale kaldıra itiraz CTP'de dahil. Evet. Ve YSK şimdi karar verecek. Siyasi parti adaylarını eledik. Da diğerleri seçime girecek, da gidecek. Yani budur beklenen. Bana çok garip geliyor. Yani bu böyle bir şey olmaz diye düşünüyorum. Yani yasalarımızı en çağdaş şekilde hazırlıyoruz. Ama işin uygulamasında bunlar bize çok üst düzey kalıyor. Yani gerçekten Cumhuriyet Türk Partisi kendi içerisinde tartıştı MYK'sında. Ne bileyim ben, evet. Parti meclisinde, Ulusal Birlik Partisi kendi MYK'sında, parti meclisinde. Parti içi bir konu bu. Parti içinden bir itiraz yok. Yani örneğin UOP'de şey var mı? Hayır, Ali Başman'ın yerine ben aday olacaktım da yediğiniz hakkımı diye bir itiraz yok. CTP'de var mı? Yok. DDP'de var mı? Yok. DP'de var mı? Yok. Nedir kavga nedir? Onu anlamadım. Yasa öyle diyor. İşte Norveç'e göre yaparsan yasayı, böyle saçma sapan tartışmanın içine girer ondan sonra. Yani partilerin içinde bir tartışma yok. Bağımsız bir aday şikayet ediyor bu konuyla ilgili. Ya sen aday oldun. Yürü yolunda. Ne alakası var bu konularla bunun? Yani ama yasa öyle dediği için hak var. Yani dolayısıyla YSK şimdi ne yapacaksa yapacak bir karar
alacak göreceğiz yani, hep beraber göreceğiz. Seçim havasını nasıl değerlendiririz? Yani tabii Türkiye seçimi daha yeni bitti sevgili. Evet. Yani 3 gün 4 gün geçti üstünden. Dolayısıyla o herkesin gözü kulağı. Bizim devletin zirvesi davet edildi oraya. Evet yani Derviş Bey bile gidiyor. Evet. İlginç yani, Derviş Bey'in de gitmesi ilginç, bir tek Sayın Akıncı gitmiyor. Yani normal. Konuklardan baktığımızda. Sayın Mehmet Ali Talat? Davetli mi? Sayın Talat'ın da duymadık. Evet, Sayın Talat da yok. Yani kutlama da yoktur zannederim onlar tarafından. Ama Derviş Bey kutlamasını yaptı biliyorsun ilk gün. Yani, tebrik etti. Tebrik evet. Anlamında. Tebrik edenleri davet etmiş oluyor Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı. Tebrik etmeyenler de davet edilmemiş oluyor dolayısıyla. Tabii şimdi Türkiye'deki seçimler yeni bitti. İşte dün adaylık başvuruları oldu. İşte bugün bu itirazlar bitecek. Yani yavaş yavaş, çok bir zamanımız yok. Yavaş yavaş seçim havasına gireceğiz. Ama şu bir gerçek, yani bir kişi olduğu için seçilecek olan, yani öyle bir büyük bir coşkulu bir vatandaşı içine çekecek bir kampanya yapmak da çok mümkün değil. Yani kişi üzerinden şekillenecek bir süreçtir çünkü. Evet. Ama bunu daha önce söyledim. Bu seçim oldukça önemli bir seçimdir. Ben kendi yazımda da hükümet için bir güven oylaması. Evet, onu gördüm başta. Dedim. Çünkü iddialı bir başlık. Ama seçimi kaybederseniz sonrasında gelecek olan baskı tamamen erken seçim baskısıdır. Ve büyük bir baskı olur mu sence? Bence olacaktır. Yani meclis içerisinde bunun olgunlaşması, birey olgunlaşması mümkün müdür? Şu tez ortaya çıkıyor. Olur. Eğer muhalif bir aday kazanırsa. Çünkü muhalefetin Ünal İstitüel hükümetine karşı şu tavrı var. Sen kabul edilebilir bir hükümet değilsin tavrı var. Seni UVP'liler hükümet yapmadı tavrı var. Dolayısıyla hükümetin rüşvünü ispatlama, Ünal Bey'in başbakanlığını ispatlamaz şeyidir bu, seçimidir bu. UVP'nin adayı kazandığı anda bu kadar yapılan eleştiri ve arkasından talep edilen erken seçim. Hayır, ha neydi, biz bir ay önce neyi tartıştık? Hayır, ara seçim yapmayalım, erken seçim yapalım. Evet. Hükümet şey değil, halktan onay almış bir hükümet değil propagandası yaptı muhalefet. Hükümet de dedi ben 2020'ye kadar seçildim, buralardayım, ne haliniz varsa görün, ara seçim yapacak dedi. İşte bu tezlerin halk nezdinde onaylanması yarışıdır bu. Yani Ali Başman ya da Sami Özuslu ya da işte Nazım diyorum, Serhat Aktunç seçimi değil bu bana göre. Bu özellikle muhalefet ve iktidar olarak düşünüyorum tamamen. Partiler anlamında değil. Muhalefetin kazanması durumunda bir erken seçim baskısını hükümetin üstünde hissettirecek ve dolayısıyla hükümetin kendi içerisinde, yani Ünal Üstel karşıtlarının aha seçim kaybettik, bu hezeyanı parti tabanında şekillendireceği bir süreçtir ki Ünal Bey açısından sıkıntı yaratır. Ciddi sıkıntı yaratır. Hem muhalefet açısından hem parti içi açısından. Dolayısıyla bu seçime öyle bakmak lazım. Kişiler değil, hatta partiler bile değil bana göre. Muhalefet ve iktidar, yani iktidarın herhangi bir adayı kazanırsa bu hükümetin rüştünü ispatı anlamına gelir. Ama elbette Ulusal Birlik Partisi kazanırsa Ünal Bey'in de ayrıca parti içerisindeki pozisyonu güçlenir. Yani kendi partisi içerisindeki pozisyonu da güçlenir. Muhalefete karşı da eli güçlü bir pozisyonda olur. Zaten bundan dolayıdır belki de Ali Başman gibi çok güçlü bir aday üzerinde ısrarcı olup onu bu mecraya çekmek. Yoksa Ulusal Birlik Partisi'nde anımsarsın aday çoktu. Evet. Yani ama Ali Başman tercihi üzerinden gidildi. Ve bu isim ortaya çıktı. Aynı bakış açısının CTP'nin vekilleri bunu söylüyor zaten. Yani CTP'li vekiller televizyonlarda çıktıkları programlarda bu seçime ne kadar önem verdiklerini şu ifadelerle söylüyorlar. Aynen az önce söylediğim gibi biz bu seçimi kazanacağız. Sonrasında erken seçim talebimiz var. Evet. Yani bunu söylüyorlar zaten. Bunun üzerine kurgulanmış ama
kaybettiği anda eğer bu ortadan kalkacak. Bu ortadan kalkacak. O zaman 2027 yılına ne çıkıp biri meclis kürsüsünden zaten halk sizi hükümet yapmadıydı diyebilecek Ünal Bey'e ve hükümetine, ne de hadi erken seçime, hadi bakalım gelin erken seçime gidelim da gösterelim, görelim bakalım halk kimi seçecek deme lüksünü muhalefetin elinden alacak. Ben bu açıdan evet, bu yani bu söylediğin nokta, yani güven oyu derken bu boyutu bu boyutunu söylüyorum. Düşünmemiştim. Yani, bu noktadan yaklaşmaya çalışıyorum şeye. Ve böyle olduğuna inanıyorum. Bunun zaten önemi adaylarda şekilleniyor sevgili Levent. O yüzden Ali Başman gibi güçlü bir aday var. O yüzden Demokrat Parti için belki de en güçlü adaydır sevgili Serhan Aktunç. Ya da keza Cumhuriyetçi Türk Partisi için çok farklı isimler zikredildi, hatırla. Evet. Oturuldu, tartışıldı. Birkaç hafta sürdü bu tartışma. Ben adayım diyen Mehmet Akin Vaiz çok tartışıldı. Yani dışarıdan oy alabilir, CTP'lilerin dışında birçok kitleden oy alabilir denildi. Ama CTP'de neye dikkat etti? Ya biz dışarıda oy alacak diye içeride oy alamıyorum. Lefkoşa'da böyle, bir önce öyle. Yani biz kendi kitlemizi tutalım. Böyle bir aday bulalım, üzerine koyacağımız her oy bizim için artı olsun. Ama önce kendi parti oyumuzu bölmeyelim. Çünkü Mehmet'te de öyle bir sorun olacaktı. Yani parti içerisinde, zaten biliyoruz Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde hala kırmızı, yeşil, bıyıklı, bıyıksız kavgası var. Olmaya da devam edecek. Hayatta olduğu sürece bu insanlar, Allah hepsine sağlıklı ömür versin. Kesinlikle. Bu kavgalar olacak CTP içerisinde. Biraz motive gibi görünüyorlar. Sami ismi o yüzden. Sami isminde yani. Sami ismi bu insanların tümünün arkasından hiç çevirmeyeceği, dolayısıyla Sami'nin arkasından yürüyeceği isim. Bundan sonra beklentileri, işte Ulusal Birlik Partisi kendi içerisinde ola ki kavga boyutu büyür, oradan kayacak oylar olur ve biz ekstra Sami'nin işte gazetecidir tanınmış bir kimliği var, popülaritesi var, ondan alacağı parti dışı oylarla da biz bu seçimi kazanırız güdüsü ön plana çıkıp Sami Özuslu, Özuslu ismi belirlendi. Onlar da bu seçimin ne kadar önemli olduğunun farkında. O anlamda söylemeye çalışıyorum. Evet, belki toplum olarak bir kişi olduğu için çok biz içerisine giremeyeceğiz bu seçim havasının. Elbette son hafta geldiğinde gene birazcık hareketlenme olur. Ama normal bir seçim süreci gibi olmayacak. Ama partiler açısından şu anda bence genel seçimden daha kritik bir seçim haline süreci var. Dönüyor yani, bu. Özellikle de yani en çok da Ulusal Birlik Partisi açısından. Çünkü orada bir Ünal hem iç dinamikler tabii, hem hükümet boyutu tabii, açısından. İki boyutu açısından da Ünal Bey için çok önemli bir seçim. Dolayısıyla merakla son o gün konuştuk. Seninle konuşmuştuk hatırlarsan. YDP'liler bize sitem ettiler ama ertesi gün biz dedik ki bu ertesi günü video yayınlandılar adayların tanıtımıyla ilgili, ya da işte galiba bir etkinlikte tanıttılar adaylarını anladığım kadarıyla. YDP birazcık ısınıyor. TDP Tacan Reyner'in bölge bölge gezdiğini görüyoruz. Aslında bence oldukça iyi adaylar var. Partilerin adayları gayet iyi adaylar. İddialı yani. İddialı adaylar. Hepsi kendi özel yaşamlarında, hayatlarında işi gücü olan kariyerli insanlar. Yani kaliteli bir seçim olacak ama tabii şey var. Yani 12 tane aday var. Bu yani şimdi bizim gibi ülkelerde böyle oluyor maalesef. Yani şimdi o 12 adayın en azından 6-7 tanesi seçilmeyeceğini çok rahat biliyor. Yani ama gireyim televizyonlarda konuşayım, derdimi anlatayım gibi bir gaylesi olan var. Gireyim gücümü göstereyim, o partilere bir sonraki seçimde iyi bir yerlerden aday olayım diyen var.
gayesi yani bugünkü seçim değil. Bu bir realite. Yani elbette bunu kimse kabullenmez. Ama bu seçimin topu topu kazanma ihtimali olan 3 ya da 4 adayı var. Bu da parti adaylardır. Yani bir bağımsızın. Evet şimdi şartlar eşit. Ama bağımsızlığın oy vermesiyle ilgili mevzuat eksikliği var. İşte onu düzeltecekler en azından şey var yani onda. Nedir bir mutabakat var. İlk kez olmuş. Evet. Çünkü seçim sistemi değiştiği için ilk kez oluyor. Evet zaten. İlk kez oluyor. Yani ara seçimde bağımsız adayın olması. Bu ile ilgili bunu değiştir. Geçen hafta değiştireceklerdi. Olmadı. Evet. Bu hafta muhtemelen mevzuatı değişecekler. Çünkü diğer türlü 50'de bir kalıyor şey. Yani adaletsiz bir durum ortaya çıkıyor. Ama her şeye rağmen partilerin ciddi gücü var. Özellikle işte kitle partilerinin. Elbette UOP, CTP başta olmak üzere DP. Yani örgütsel PDP. Yapısı evet, olan. Evet örgütsel yapısı var. Sandığa taşıyabilecek olan. Sandıkları kontrol edebilecek evet. Elemanları olan partiler her zaman avantajlıdır. Şimdi yani kendi kendimize oturup kandırmanın bir anlamı yok. Dediğim gibi o yüzden diğer. Ha tabii bazı şey olarak çıkanlar var. Yani şimdi biz buradayız örgüt olarak adımız duyulsun, tezlerimiz ortaya çıksın, konuşalım. Ayrıştığımız noktaları vatandaşa anlatalım. Özellikle bu radikal sol diye tabir ettiğim 2-3 aday budur. Yani evet. Sevgili Abdullah, sevgili Umut, Tacan Reynar dahil. Yani bu kitleler aslında her yere hep aynı tabana oynayan. Evet. Ama o taban içerisinde de benim farkım ya da benim örgütümün farkını anladayım diye aday olan arkadaşlarımızdır. Herkese ben başarılar dilerim. Umarım tabii şeyimiz var. Çetin Sadeli'miz var mesela. Yani şey evet yani gülmek güzel bir şey de seçim propaganda sürecinin de ciddiyetten koparmadan umarım devam eder. Yani mizah evet yani siyasete mizah aradığımız, özlediğimiz noktalar. O kendi tabii ki yani kendi perspektifi ama. Siyasette mizah değil sadece bak iyi hatırlattın. Siyasette bir şeyi daha özledik. Biz bu radikal solda olan arkadaşlar kaçırdığı çok büyük bir şey var. Yani Tufan Hoca hasbelkader karşılaştığı UBP'li. Onu soracaktım iyi hatırlattın. Yani benim de oradan aklıma geldi. Yani hasbelkader mecliste haftanın iki günü minimum mesai yaptığı, konuştuğu insanlarla buradan geçerken selamlaşmayacak mı? Konuşmayacak mı? Ne yapacak yani? Tükürecek yüzlerine de geçsin. Bizi biz yapan temel özelliklerden biri değil midir o? Kesinlikle. Dolayısıyla aslında şikayet edelim bazı noktalarla ilgili ayrıştıran noktaların biri değil midir bu? Kesinlikle. Tamam. Yani, bu yüzden zaten bunu alıp da işte sosyal medya sayfasına paylaşan... Sadece söylediğin kesimler değil ama. Nasıl? Yani sitemeden ya da o konuyla ilgili işte bir nefret yağdıran sadece o değil. Çok sayıda kesim var. Görünmeyen ve parti çalışanlarını bu işe salanlar da var. Onları da gördük. Çıkın söyleyin açık açık. Ben toplumda bu zihniyete destek veren insan sayısının %5-6 geçmeyeceğini düşünüyorum. Evet ya. Geçmez yani. Yani gayet dur. Gayet toplumun geneli oradaki o samimi fotoğraftan memnundur. Yok gece oturuyoruz. Meyhanede oturuyoruz ya da işte ne bileyim restoranda oturuyoruz. 6 kişi oturuyoruz. Herkes aynı şekilde düşünmek zorunda değil ki. Ama oturmayı başarabiliyoruz orada. Zaten siyaset böyle bir şey değil mi? Sen yani, kendi fikrini söylüyorsun. Yani, ben kendi fikrimi. Demokrasi de bu. Gerçekten inanamıyorum ben. Yani insanlar beraber neymiş o şey, ülkenin şunu yaptığı da ondan beri. Ya nedir ya? Nasıl bir nefret duygusu? Bir de sözüm ona hümanistsiniz siz. Yani baktığın değil, zaman. Değil. Yani, olamaz. Yani neyse. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Gelecek hafta yeniden seni burada görmek isteriz. Cuma'ya doğru belki de bir durum denemesi yeniden yaparız. Çok sağ olasın sevgili Aytun. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, sevgili Aytun Türkan'la haftayı tamamladık. Yine keyifli sohbeti için kendisine teşekkür ederiz.
Yeniden görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın. Hoşça kalın diyelim. Bu akşam 21'de Motosiklet Kulübü ile sevgili Özgün Etkin'le karşınızdayız. Bunu da hatırlatalım. İyi günler.